eğitimde kaybımız olmadı. Biz müfredata uygun bir şekilde eğitimimize başladık. Tabii ki uzaktan eğitimde normal yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Çünkü zorlanıyor ister istemez. Fakat biz müfredata uygun bir şekilde sabahtan öğleye kadar olan durumda öğrencilerimizin derslerini uzaktan online bir şekilde çevrim için dinlemeye çalıştık. Öğleden sonra yine aynı şekilde bir sonraki gün hazırlığını yapmak üzere yine programlarımız devam etti. Tabii ki kolay değil. Rahat ortamda öğrencilerin ders yapmaları, evde işte telefon, tablet, bilgisayar varken o ortamda ders yapmaları tabii ki biraz daha zor oldu. Fakat velilerimizin de gayretiyle, üstün gayretiyle onları da zorlayarak, öğrencilerimizin de nefisle mücadelesi ile birlikte yapmaya gayret ettik. Yüz yüze gibi olmasa da uzaktan eğitimde çok bir kaybımız olmadı, hamdolsun. Şimdi yüz yüze eğitimde de tekrar başladık ki o kalan eksiklerimizi, geride kalan öğrencilerimizi tekrar toparlamaya ve eski seviyelerinden daha ileri bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Müftülüğümüzün bu konuda göstermiş olduğu, devletin vermiş olduğu emirler neyse gereğini yerine getirmeye çalıştık. Temizlik, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek elimizden geldiğince kursumuzda devam ediyoruz yüz yüze eğitimde. Buna azami derecede dikkat ediyoruz. Gerek yemekhanemizde, gerek yatakhanelerimizde, gerek mescitte bu kurallara uygun bir şekilde devam ediyor kursumuz. İnşallah böyle devam eder. Yani bu pandemi süreci inşallah sonlanır da kısa zamanda eski haline geri döneriz diye ümit ediyoruz Rabbimizden. Fakat yani kursumuzda kesinlikle bu maske, mesafe, temizlik kuralına azami derecede dikkat ediyoruz. Öğrencilerimizi de bu konuda sürekli takip ediyoruz. Gerek kurs müdürümüz, gerek rehberlik birimimiz, gerekse sınıf hocalarımız olarak öğrencilerimizi takip ederek bu konuda yani tedbirlere uymama gibi bir durumda hemen müdahale yapıyoruz. Hastalık durumunda zaten hemen acil müdahale yapıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. İnşallah da olmaz. Temennimiz bu yönde. İşte malum pandemi bitse de bir an önce hafızlarımızı beyazlar içerisinde görmeyi istiyoruz canı gönülden. Çünkü gerçekten çok özledik. Devletin bu konudaki müsaadesine bağlı tabii ki. Ne der, ne yapar, nasıl ederlerse biz de ona göre inşallah o yavrularımızı o halde icazetlerini görmeleri için tüm gayretimizi yapıyoruz. İnşallah da bu konuda hayırlı bir karar çıkar. Biz de yavrularımızı bu şekilde görürüz inşallah. Tabii ki İlk Seç Vakfı hakikaten bu konuda eğitim konusunda çok güzel başarılara imza atmış bir vakıf. Kayıtlar hemen hızlı bir şekilde doluyor. Bunun için velilerimizin veya çevremizde, etrafımızda olan kimselerin, kayıt yapmak isteyen kimselerin bir an önce kayıtlarını yaptırmalarını bekleriz. Bu güzel ortamı gelsinler, görsünler, baksınlar. Kursumuzun gerçekten 5 yıldızlı otel ayarında bir konfora sahip kurslarımız. Tüm kurslarımızı gelip görebilirler. Kayıtlar için acele etmelerini dolmadan, kayıtlar dolmadan acele etmelerini tavsiye ediyoruz. Biz de çevremize duyuruyoruz. Gerçekten yani canı gönülden söylüyorum. Yani vakfın çalışanı olduğum için değil, canı gönülden söylüyorum. Gelmeye, görmeye ve okumaya değer bir kurum. Bu kurumda çalışmaktan gerçekten gurur duyuyorum, mutluyum. Bunun için velilerimizden de gerek telefonla, gerek sosyal medyadan, gerekse kurslarımızı gelip görerek kayıtlarını bir an önce yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Pandemi sürecinde evimde hocalarımın bana ve tüm kurstaki arkadaşlarıma belirlediği program dahilinde programa uyarak derslerimi yaptım. Kurstaki program nasılsa evdeki program da aynıydı. Hiçbir şekilde ders eksiğimiz olmadı. Sabah erken saatte kalkıp hocamın öncülüğünde
Zoom adlı uygulamadan hocam ve tüm sınıf arkadaşlarımla birlikte canlı derse girdik. Pandemi sürecini gayet verimli bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Kursumu ve arkadaşlarımı tabii özledim. Burada arkadaşlarımıza alışmıştık. 2 senedir birlikteyiz. Evdeyken ayrı kaldığınca insan kurs ortamını özlüyor tabii. Kursayken arkadaşlarımızla çok yakınız. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Ama evdeyken sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için arkadaşlarımızla uzun bir süre görüşemedik. Ve de tabii özlem oldu bayağı. Geldiğime çok mutluyum. Arkadaşlarımı gördüm. Güzelce vakit geçiriyorum arkadaşlarımla. Kurs ortamı güzel. Bu süre zarfında hocalarımızla kesinlikle hiçbir şekilde bağlantıyı koparmadık. Pandeminin başından sonuna kadar, yani bugüne kadar hocalarımızla iletişim halindeydik. Her gün düzenli olarak hocalarımız bizden ders aldı. Allah razı olsun, hocalarımız bize çok destek oldu. Şu an çok mutluyum kurs ortamına geldiğim için. Evden ne kadar havacılık yapsak da kurstaki ciddiyet evde olmadığından biraz evin rehavetine kapılıp derslerimizde zayıflama olabiliyor ister istemez. Ama hocalarımız bunu azalttı. Allah razı olsun hocalarımızdan. Kursa geldim. Kursa daha çok çalışıp, daha sıkı çalışıp hafızamızı daha çok kuvvetlendireceğimize inanıyorum ve de şu anda çok mutluyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
İdfa billeti hiye ahsenu fe izellezî beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyun hamim. Ve mâ yulakkâha صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. İlk önce 9 Şubat tarihinde Başakşehir genelinde yarışmaya girdim. Orada elhamdülillah birincilik derecesini kazandım. Ondan sonra biraz daha bu yarışma üzerine yoğunlaştım. Makam hocam olsun, hocalarım olsun, onlardan Allah razı olsun. Onlar beni yönlendirdiler, çalıştırdılar. 24 Şubat tarihinde pandemiden dolayı yüz yüze gerçekleştiremedik. Fakat bilgisayar ortamında online olarak gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 17 kişi içinden elhamdülillah ikinci çıktım. Bundan çok mutluyum, gururluyum. Hocam sağ olsun her sabah bizi kaldırıyordu arayarak. Kursta nasıl bir ortam varsa eve de onu taşımaya çalıştık. Yani kısacası kursu eve getirdik diyebiliriz. Tabii ki de çok özledim. Bir sene ne kadar evde derslerimize devam etsek de, derslerimizi yapsak da evde cidden çok bunaldık. Ondan sonra yani kursa geldik. Hocalarımızı özlemişiz, arkadaşlarımızı özlemişiz. Elhamdülillah kurstayız. Evde çok geniş bir vaktimiz olmasına rağmen tabii ki de kurstaki gibi dersleri hani yapamıyorduk. Ne kadar vakit olsa da. Bir de evde hani çok gevşeklik oluyor. Annemize babamıza nazımız geçse de kursta disiplinli bir program var. Ne kadar evde hani hocamız bizi takip etmeye çalışsa da tabii ki kurs daha iyi.